11. sınıf felsefe dersi, 2. dönem, 2. yazı sınavı hazırlık. Sorularımız sanat felsefesi, estetik bununla ilgili sorular. Sonra diğer konularla ilgili sorularımız da gelecek. İlk sorumuz şu: Platon'a göre güzel nedir? Platon'a göre güzel olan yalnızca güzel iddiasıdır. Güzel iddiası dışında güzel olan her şey hep belirli bir açıdan, belli bir zamanda güzeldir ya da bir başka şeyle karşılaştırıldığında güzeldir. Estetik, Frank Spley'e göre güzel dışında ne gibi kavramları araştırmaktadır? Frank Spley'in 1959 estetik özellikleri listesini verebiliriz. Bu listede dengeli, sakin, güçlü, narin, duygusal, zarif ve gösterişli gibi özellikler bulunmaktadır. Bu terimler genellikle farklı bağlamlarda da kullanılabilen terimlerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere gündelik yaşamımızda kullana geldiğimiz pek çok terimin en azından Sibley gibi düşünürlere göre estetik bir boyutu vardır. 3. Estetik kelimesinin kökensel etimolojik anlamı nedir? Estetik kelimesi Yunanca duyular yoluyla algılama anlamına gelen aisthanomai kelimesinden gelmektedir. De algı duyum anlamında kullanılmıştır. Yunanlı düşünürler bu kelimeleri epistemolojik bir bağlamda kullanmışlardı. Buna göre estetik kelimesi özünde duyularımızın, algılarımızın ortaya koyduğu bilgi anlamında kullanılmış bir epistemolojik kelimedir. Platon'un sanat anlayışı nasıldır? Platon'un sanat anlayışına baktığımızda sanatçı pek çok şeyin hakiki bilgisine sahip olmadan taklidini yapabilen bir insan olarak saygın bir konumdan yoksun ve insanlara yanlış şeyler öğreten bir şahsiyet olarak konumlandırılmıştır. Buradaki sanat anlayışı da yine varlık ve bilgi tasarımına göre oluşturulmuştur. Platon'a göre gerçeklikten uzaklaşıldığı ölçüde insanlar sanı dünyasında yanılsamalar içerisinde yaşamaya devam etmektedirler. Bu anlamda da sanatın ve sanatçının genel olarak olumsuz bir konumda bulunduğunu, sanatın sanat olarak değerinin araştırılmadığını söyleyebiliriz. Pythagoras'a göre güzel nedir? M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış olan Yunanlı filozof Pythagoras'a göre diyor, en güzel şey uyumdur. Pythagoras, evrenin adeta bir müziğinin melodisinin olduğuna inanmış, gökyüzündeki yıldızların, ayın, güneşin dans ederek dönerlerken uyumlu bir ses çıkardıklarını iddia etmiştir. İşte bu da ona göre güzel olandır. 6. Aristoteles'in sanat anlayışı nasıldır? Aristoteles'te güzel üzerine düşünmeden de daha ziyade sanat üzerine düşünme ile karşılaşırız. Aristoteles, bir yandan son derece modern bir estetikçi gibi modern düşünceler ortaya koymuş, bir yandan ise sanatsal belirlenimlerinin çoğunu estetik alanının dışında, örneğin sanatların yöneldiği erek bakımından da ya da sanatın psikolojik etkilerini ortaya koyarak yapmıştır. Aristoteles'in tabiattaki güzelin sanata girdiği zaman çirkin olabilmesi gibi tabiattaki çirkinin de sanata girdiğinde güzel olabileceği düşüncesi günümüzde de kabul gören modern bir düşüncedir. Kant, güzel ve hoş arasındaki ilişkiyi nasıl tanımlar? Alman felsefeci Kant'a güzeli hoştan ayırmaktadır. Ona göre hoş, duysal bir öğedir ve nesnelere belli bir ilgiyle ya da çıkarla yaklaşmamız sonucu oluşmaktadır. Oysa ki güzelde bir çıkarsızlık vardır. Güzel olan hoşumuza gitse de bu hoşlanma kişisel olmayan, çıkar gütmeyen bir hoşlanmadır. Platon güzelliği nasıl ele almıştır? Güzellik nedir sorusu ilk defa Platon'la birlikte sorulmuş olsa da bu soru metafizik bir çerçevede yanıtlanan bir soru olmuştur. Platon'un ontolojik, epistemolojik boyutu olan idealler öğretisine göre ideaların sıralamasında en üstteki idea iyi ve güzel ideasıdır. İyi ve güzelin bir arada düşünüldüğü bu varlık ve bilgi tasarımda ancak bir filozof uzun düşünme uğraşları sonucunda mutlak güzelliği kavrayabilecek, sezebilecektir. Anlaşılacağı üzere burada güzelin güzel olarak bir araştırmasının yapılmasından ziyade
güzellik bir varlık ve bilgi tasarımına göre belirlenmektedir. 9. Aristoteles'in güzellik anlayışı ve güzelliğin ölçülebildiği üzerine neler söylenebilir? Aristoteles'in güzel üzerine detaylı bir araştırması yoktur. Yine de güzellikle ilgili ondan öğrendiğimiz şey güzelin belli bir büyüklükle ilgili olduğudur. Buna göre çok büyük ve çok küçük olan yani kavrama gücümüzü aşan bir şey güzel olamaz. Bu görüşü önemsediğimizde güzelin orantıyla ilgili olduğunu, matematiksel olarak belirlendiğini kabul etmemiz gerekir. Aslında bu görüş Aristoteles'e hocası Platon'dan geçmiştir. Nitekim Platon da son dönemlerinde Pythagorasçılardan etkilenerek güzeli matematiksel bir kavram gibi ele almıştır. Buna göre güzellik ölçülebilir bir şey olmuştur. Kendall Walton ve Arthur Danto ilgisizlik kavramına nasıl yaklaşmaktadırlar? Walton ve Danto'nun görüşleri estetik deneyimde içeriğin biçimden çok daha önemli olduğunu savunan bağlamcılık görüşüne yakındır. Nesnenin yalnızca seyrine dalarak takındığımız ilgisiz tutum sağlıklı bir estetik değerlendirmenin yapılabilmesini olanaksız hale getirmektedir. Estetik öznenin yöneldiği nesne hakkında kimi bilgiler takınılan estetik tutumu mutlaka etkileyecektir. Edward Bullock tarafından önerilen duygusal ayrılma nedir? Bullock, ilgisizlik kavramına duygusal ayrılmayı eklemiştir. Ona göre örneğin trajik bir oyunu doğru bir şekilde değerlendirebilmemiz için sahnede olup bitenlere müdahale etmekten kendimizi alıkoyacak kadar oyundan ayrılmamız gerekir. 12. 20. yüzyılda güzellik nasıl ele alınmış, ne tür sorular sorulmaya başlanmıştır? 20. yüzyıla geldiğimizde felsefeciler güzel problemini kavramsal çözümleme problemi olarak ele almaya başlamışlardır. Örneğin şu tip sorular sormaktadır. Sıralanabilir. Güzel öznel midir, nesnel midir? Bir nesneyi güzel kılacak olan ve gerekli ve yeterli olarak değerlendirebileceğimiz türden özellikler var mıdır? Güzel, deneyimden kaynaklanan zevk ne türlü bir zevktir? 13. Kimi düşünürlerce estetik ile sanat felsefesinin ayrı alanlar olarak ele alınmasının kaynağı neye dayandırılmaktadır? Antik Yunan düşünürlerinin metinlerine, özellikle de Platon ve Aristoteles'in metinlerine baktığımızda duyusal bilgi anlamını temel alan bir güzel üzerine düşünme ve tek tek sanat dallarından örneklerle ortaya konan bir sanat üzerine düşünme buluyoruz. Bu durum estetik bir sanat felsefesinin konuların ayrı olduğu izlenimini doğurmuştur. 14. Estetik sözcüğü neden eleştirilmiş ve değiştirilmesi önerilmiştir? Estetiğin güzellik fenomenini incelediğini düşünen kimi filozoflara göre tam da bu nedenle estetik sözcüğü bu araştırma alanı için uygun düşmemektedir. Madem ki söz konusu olan güzelin alıştırılmasıdır, o halde bu disiplinin adının da bu duruma uygun olarak güzellik bilimi ya da güzellik teorisi gibi bir şey olması gerekir. Nitekim 18. yüzyılda yaşamış olan Alman filozoflardan Herder bu bilime Yunanca güzel anlamına gelen Kallos sözcüğünden türetilen Kaligone adını 19. yüzyıl Alman filozoflarına olan Hegel'de güzel sanat felsefesi Kaliologia adını vermiştir. 15. Estetik ve sanat felsefesinin birbirinden ayrı alanlar gibi düşünülmesinin kaynağı neye dayandırılmaktadır? Antik Yunan'daki metinlerde hem Platon hem Aristoteles'te karşılaştığımız güzelin ve sanatın üzerine ayrı ayrı düşünme çalışmalarının ve güzelin güzel olarak sanatın sanat olarak neliğini ortaya koyan çözümlemelerden yoksun araştırmaların estetiğin ve sanat felsefesinin birbirinden ayrı alanlarmış gibi düşünülmelerine yol açmış olduğunu iddia edebiliriz. 16. Felsefe estetik ne demektir? Felsefi estetik ne demektir? Felsefi bir estetik, güzel, hoş, narin, duygusal, zarif, gösterişli, çirkin, yüce, çocuksu gibi pek çok özelliği sanatçı, sanat yapıtı, izleyici ilişkisini ve genel olarak sanatın neliğini araştıran felsefenin bir alanıdır. 17. Alexander
Baumgarten kimdir? Estetik kelimesini epistemolojik bağlamından koparmadan duyusal bilgi anlamında kullanan ama aynı zamanda estetik özel bir araştırma alanı yapan ve hatta yayınladığı Aesthetica adlı yapıtı ile estetiği bir bilim gibi ele alan ilk felsefeci 18. yüzyılda yaşamış olan Alexander Baumgarten'dir. Baumgarten estetiği nasıl ele almıştır? Baumgarten estetik kelimesini özellikle sanatta güzelin duyular yoluyla algılanması anlamında kullandı. Başka bir deyişle estetik, duyusal yetkinliği yani güzelliği araştıran bir alan oldu. Bu anlamda duyusal bilgi, duyusal alanın bütününe değil, güzel fenomenine, güzel ile ilgili olan bilgiye yöneldi ve böylece estetik felsefesinin güzel araştıran bir alt alanı oldu. 19. 18. yüzyılda güzellik nasıl ele alınmıştır? 18. yüzyılda düşünürler herkesin sahip olduğu bir güzellik yetisinden, bir güzellik iç duygusundan söz etmişlerdir. Francis Hutcheson, örneğin 17. ve 18. yüzyıl deneyimcilerinin deneye dayalı bilgi anlayışını estetikte göstermeye çalışarak sanatın temeline içsel duyuyu koymuştur. Güzellik ona göre adına güzel duyusu da diyebileceğimiz içsel bir duyudur ve bir nesnedeki belli özelliklerin kişiler tarafından tasarlanmasıdır. Bu anlayışa göre güzellik nesnel bir özellik değildir ancak kişilerin nesnelerdeki belirli unsurları belirleyebilme yetisidir. 20. Alexander Nehamas'ın mutluluk vaadi ne anlama gelir? Ona göre güzel bir mutluluk vaadidir. Bu ifadeyi Baudelaire'den almış olan Nehamas'a göre mutluluk vaadi şu anlama gelmektedir. Biz bir nesneyi bizi kendisiyle ve ilgili nesne ağıyla sürekli giden bir uğraşın içine çektiğinde güzel buluruz. Bu ağlar kişiseldir ve evrensel geçerlilik beklentisini karşılamazlar. Bu bağlamda güzel, hazır, belli bir özellik değildir ve bir deneyim sonucu oluşmaktadır. Dahası güzelin ortaya çıkması mutlulukla eşdeğer tutulmuştur. Edizamak bilgisizlik kavramına nasıl yaklaşmaktadır? Edizamak da estetik tutumunu nesnenin gerçek varoluşundan bağımsız olamayacağını söyleyerek ilgisizlik kavramına karşı çıkmıştır. O, sanat yapıtlarına karşı aslında hiç de ilgisiz olmadığımızı, dahası olamadığımızı savunmaktadır. 22. Estetik tutum bağlamında ilgisizlik ne anlama gelir? Bu kavram estetik nesnenin hem pratik kullanımına karşı ilgi eksikliği, ilgisiz kalmak anlamında hem de söz konusu nesnenin varoluşu ile ilgilenmemek anlamında kullanılır. Nesneye yalnızca bir seyir nesnesi olarak yaklaşılır. Özelliklerini yalnızca algılamak adına bakılır. 23. Kant estetik yargıyı nasıl değerlendirir? Estetik yargı ilk olarak detaylı bir şekilde Kant tarafından ele alınmıştır. Estetik yargı konusunda öznelciliğin yolunu açmıştır. Kant estetik yargıyı beğeni yargısıyla aynı anlamda kullanır. Beğeni ise güzeli yargılama yetisidir. Beğeni yargısı bir bilgi yargısı yani mantıksal bir yargı değil estetik bir yargıdır ve onunla belirlenim zemini öznel olmaktan başka türlü olamayanı anlarız. Demek ki beğeni yargıları mantıksal yargılardan öznel olmalarıyla ayrılırlar. Öznel olmalarının en belirgin nedeni de zevk duygusuna dayanmalarıdır. Zevk duygusuna dayanan estetik yargılar öznel olmaları nedeniyle de doğrulanamazlar. Ancak Kant'a göre beğeni yargıları her ne kadar öznel olan zevk duygusuna dayansalar da evrensel iddiasındadırlar. Öznel olan hoştur yargısıdır. Oysa ki güzeldir yargısında bulunan kişi bu yargıyı herkes için kullanır. 24. Biçimci estetik deneyim nedir? Estetik deneyim konusunda incelediğimiz iki önemli görüş biçimcilik ve bağlamcılıktır. Biçimciliğe göre estetik deneyiminin nesnesi renk, şekil, çizgiler gibi biçimsel özelliklerdir. Başka bir deyişle estetik deneyim
yaşayan kişi nesnenin bu ilgi özelliklerine yönelir. Bu tür bir deneyimin yaşanabilmesi için kişinin nesne ile arasında mesafe koyması gerekmektedir. Kant biçimci görüşü savunmuştur. Ona göre bir nesnenin güzel olduğunu söyleyebilmemiz için onu algılamamız gerekir. Estetik tutum ne anlama gelir? Estetik nesnenin algılaması konusunda bir önemli kavram da estetik tutumdur. Estetik tutum, bilişsel, pratik ve kişisel tutumlardan farklı olarak yönelilen nesne ya da olaydan zevk almak adına zevk almayı gerektiren, ereğini kendinde taşıyan bir tutumdur. Bu nesnenin varoluşu ve pratik kullanımına ilgisiz olmak gerekir. 26. Frank Sibley'in estetik özellikler üzerine yaptığı araştırmalar hakkında ne söylenebilir? Estetik özelliklerin araştırılması konusunda akla ilk gelen çağdaş felsefeci Frank Sibley'dir. Sibley estetik teriminin kapsamını belirleyen bir liste verir ve bu listeyi genişletebilmenin yollarını arar. Bu listeyi doğru kullanarak nesnel tasvirler yapmak olanaklıdır. Ayrıca Sibley'e göre estetik terimleri doğru kullanabilmek için beğeni şarttır. Bu görüş eleştirilmiş olsa da Sibley'in estetik özellikleri estetik olmayan özelliklerden ayırabilmek için kimi şartlar öne sürmesi önemli bir adım olarak kabul edilebilir. Guy Sircello güzeli nasıl ele alır? Çağdaş estetiklerden Guy Sircello'ya göre hiçbir özellik kendi başına genel olarak güzel değildir. Belli bir nesneye uygulandığında ancak güzel olabilir. Sircello, güzelliğin esas olarak dikkat çeken, göze çarpan, bilince işleyen bir şey olduğunu savunur. Bu sebeple çalışmalarını renk güzelliği üzerine yoğunlaştırmıştır. Yaptığı deneyler ona renklerin canlılıklarını kaybettiklerinde daha az güzel olduklarını, hatta güzelliklerini hepten kaybettiklerini gösterir. Bu sebeple niteliksel derece özelliği adını verdiği bir kavram kullanır. Eğer bir nesne yüksek derecede niteliksel derece özelliği içeriyorsa ve bu özellik ilgili deneyime sahip olan kişiye zevk veriyorsa güzel olarak değerlendirilir. Bu görüş pek çok eleştiriye açıktır. 28. Alan Goldman'ın estetik deneyim yaşamak için takınılacak tutum hakkında neler söylemektedir? Alan Goldman'a göre de her nesne estetik değerlendirmeye davet etmez. Dolayısıyla estetik bir tutum benimsemeye çalışmak ya da bir nesneye tamamen odaklanmayı arzulamak estetik deneyimin oluşması için yeterli olmayabilir. Ayrıca bu zorunlu da değildir. Kim durumlarda bir sanat eserinin ya da doğal bir manzaranın estetik niteliklerine çarpılı veririz. Bir eserin değerlendirilmesiyle tamamen meşgul olduğumuzda genellikle başka bir dünyaya girme yanılsamasını yaşarız. Kendimizi estetik deneyim içinde eserin dünyasında kaybederiz. Estetik tutumun bizi pratik işlerimizin dünyasına kopardığı iddiasının arkasında yatan gerçek budur. Fakat aslında estetik nesneyi değerlendirirken bu nesneden kopmayız. Tam tersi söz konusudur. Sibley'in estetik yargılar hakkındaki fikirleri nelerdir? Kant ile hangi noktalarda ayrılır? Sibley'e göre estetik yargılar, estetik kavramları nesnelere uygulayan yargılardır. Sibley beğeniden Kant'ın anladığından farklı bir şey anlar. Kant'a göre beğeni nesnelerle ilgili varılan yargılardan zevk alabilme yeteneği iken Sibley'e göre beğeni estetik terim ve kavramları kullanabilme yeteneğidir. Benzer şekilde Kant'a göre güzel terimi nesnenin yargılayan kişide belli bir zevk duygusu uyandırmasına karşılık gelirken Sibley'de yargılanan nesnenin bir özelliğine karşılık gelir. Dolayısıyla güzel, zarif, şık ve benzeri terimlerin hepsi de estetik terimlerdir ve nesnenin özelliklere karşılık gelirler. Ancak sadece beğeni sahip olanlar bu özellikleri fark edip nesnelere doğru bir şekilde uygulayabilirler. Sibley'e göre kaç tür estetik yargı vardır? Sibley'e göre estetik yargılar şöyle sıralanabilir. Tipik olarak estetik bir terim, zarif, dengeli, şatafatlı gibi kullanan estetik yargılar, estetik bir terim kullanmayan estetik yargılar, yeterince solgun değil, çok fazla karakter var gibi
Biçen estetik yargılar, şeylerin estetik anlamda iyi ya da kötü olmaları, mükemmel ya da sıradan olmaları gibi. Bağlamcı estetik deneyim nedir? Bağlamcılığa göre ise estetik deneyimin nesneleri yalnızca biçimsel özellikler değildir. Kişinin nesne ile arasında mesafe koymaması, yani hiçbir inancını bir kenara koymadan nesne ile meşgul olması gerekmektedir. Yine bağlamcılara göre kimi durumlarda estetik deneyim yaşanılabilmesi için ilgili nesne hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Estetik araştırma alanının kullandığı dil incelendiğinde estetik yargıların estetik olmayanlardan nasıl ayırt edilebilir? Estetik nesneyle ilgili bir ifade kullandığımızda, yani bir doğa nesnesi ya da bir sanat yapıtına estetik bir yüklem yüklediğimizde bir yargıda bulmuş oluruz. Bu yargı bir değer yargısıdır. Başka bir deyişle estetik fenomen dile geldiğinde özne ait bir değer yargısı oluşur. Gerçeklikle ilgili yargılar, su H2O'dur gibi, herkesin üzerinde anlaşabileceği türden yargılardır. Diğer değer yargıları ise bir değerlendirme sonucu oluştukları için gerçeklikle ilgili yargılardan farklıdırlar. Estetik yargıların estetik olmayan yargılardan nasıl ayırt edilebileceği ve bu yargıların öznel mi yoksa nesnel mi oldukları önemli bir sorundur. 33. Estetik bir betimleme yapıldığında nasıl bir cümle yapısı kullanılır? Estetik yüklemlerin yalnızca estetik nesnelerle yüklendiğini, dolayısıyla da X, A'dır biçimdeki bir estetik yargıda X'in estetik bir nesne, A'nın da estetik bir yüklem olduğunu söyleyebiliriz. Ne var ki bu her zaman böyle olmaz. Estetik nesnenin aldığı yüklemler her zaman için estetik olmak zorunda değildir. Bu durumda çözüm estetik yüklemlerin nasıl kullanıldığını araştırmaktır. Dudney, Towsend'e göre diyor, kaç tür estetik yargı belirlenebilir? Dudney, Towsend'e göre estetik yargılar şöyle sıralanabilir. Karşılaştırmalı yargılar, mutlak yargılar, estetik deneyim yargıları. Sanata ilişkin felsefi araştırmalar, sanatla ilgili sorularımız. Bir sanatçı ile bir eleştirmenin eleştiri yapması arasında nasıl farklar bulunur? Sanatçılar da izleyici ve çoğu zaman eleştirmen konumundadırlar. Hatta bir görüşe göre sanatçılar daha içten ve daha kesin bilgiye sahiptirler. Şöyle de düşünebiliriz. Bir kimsenin romanları eleştirebilmesi için roman yazarı, çağdaş dans gösterisini eleştirebilmesi için çağdaş dansçı, resimden anlayabilmesi için ressam olması gerekir. Bu görüş kabul edilebilir bir görüş gibi gözükse de sorun şudur. Eleştirinin ikincil düzey bir etkinlik olduğu ve sanatçılardan başka izleyicinin bir sanat yapıtını gerektiği gibi anlayamayacağı iddiasına dayanır. Eğer durum buysa da sanat yapıtı üretmenin pek bir anlamı kalmaz. Diğer taraftan sanatçıların aslında yarattıkları yapıtlardan daha azını bildikleri de iddia edilebilir. Ne de olsa onlar yalnızca yaratmakla meşguldürler. Oysa bir eleştirmen zeki bir izleyici olarak sanatçıların iletmek istediklerinden çok daha fazlasını bilebilir. Sezgici düşünürlerden Kroeg'e göre bilgi ve sanat arasında nasıl bir ilişki vardır? Sanat, Kroeg'e göre bilginin bir aşamasıdır. Tabii bu bilgi bilimsel bilgi değildir. Sanat bilgisi kavramsal olmayan bilgidir. Sanat, sanatçıların kendi imge ve sezgilerini ifadeye dönüştükleri bir bilgidir. Kavramsal olmadığı için içerik olarak bilimsel veya ahlaki değildir. Sanat bir farkındalıktır. Şeylerin tekliğinin farkındalığı. Sanatı bilim ve metafizikle karşılaştıran Kroeg, insanı eğitme özelliğinden dolayı sanatı bilim ve metafiziğin üstünde görür. Bilim insanların ifadelerinde tinsellik eksiktir. Oysa sanat yapıtlarında içten gelen ifade edilmektedir ki bu tinselliğin kendisidir. Duyguculuk bağlamında Leo Tolstoy'un sanat hakkındaki fikirleri nasıldır? Duygucu görüşün en önemli temsilcisi 19. yüzyıl Rus yazarı ve düşünürlerinden Leo Tolstoy'dur. Tolstoy başlangıç noktası olarak şu soruyu sormuştur. Sanat insanın yaşamda nasıl bir amaca hizmet etmektedir? Bu açıdan yaklaşınca sanat Tolstoy'a göre insanla insan arasında gerçekleşen ilişki araçlarından
biri olarak kabul edilir. Nasıl ki insan kelimeler aracılığıyla düşüncelerini başkalarına iletir, işte sanat aracılığıyla da insan duygularını başkalarına iletmektedir. Sanat, Tolstoy'un son derece değer verdiği bir amaç için araçtır. İnsanlık arasındaki bir birlik, insanlık arasındaki birlik. Sanat ruhsal bir birleşme yaratır. Bu birleşmeyi de duyguların iletilmesi sayesinde gerçekleştirir. Tolstoy sanatı şöyle tanımlamaktadır. Sanat bir insanın bilinçli bir şekilde bir takım dışsal işaretler kullanarak kendi yaşadığı duyguları başkalarına aktardığı ve başkalarının da bu duyguların etkilendiği bir insan etkinliğidir. Sezgicilik nasıl bir kuramdır? Sezgicilere göre sanat, biçim ya da duygu yerine yaratıcı, bilişsel ve tinsel bir edim olarak görülür. Bu görüşün temelinde sanatçı ve onun yaratıcılığı yatmaktadır. Sanatın gerçek işlevi dışa vurumdur. Başka bir deyişle sanatçının içindekileri ifade etmesi, dışsallaştırmasıdır. Sezgicilere göre ifade ile sezgi de aynı şeydir. Sezgi, sanatçının yaratım bir sürecinde yaşadığı bir defalık estetik yaşantının kendi izlenimlerini nesnelleştirmesidir. Sanat dünyası ne demektir? Sanat dünyası bir şeyin sanat eseri olarak kabul edilmesi için gerekli görülen sanat kuramı, sanat tarihi, bilinci, sanatçının niyeti, sanat yapıtları, mirası gibi bağlamlara ve sanat eleştirmenleri, küratörler, organizatörler gibi bir çevreye karşı gelen bir terimdir. Mondere, Bird'le göre diyor, bir eserin sanat eseri sayılabilmesi için ne gerekir? Ünlü estetikçi Monre Bird'le göre diyor, bir şey ancak estetik deneyim yaşatabilme niyetiyle yapılmışsa sanat eseridir. Sanat nasıl bir süreç sonucunda ortaya çıkar? Sanat etkinliği insanın yaratıcı ürünüdür, bir süreçtir ve sanatçı, sanat yapıtı ve izleyici arasındaki ilişkinin bir sonucudur. Kısaca söylesek, sanatçı sanat yapıtı ortaya koyar, izleyici de bu yapıtla buluşur. Bu anlamda süreç sanatçıyla başlayıp izleyici olduğu sürece de devam eder, bitmez. Başka bir deyişle sanat yapıtı her ne kadar tamamlanmış bir nesne olarak sonlanmış bir sürece karşılık geliyor gibi gözükse de yapıtın izleyiciyle olan ilişkisi sanat etkinliğini izleyici olduğu sürece devam ettirir. Biçimcilik nasıl bir kuramdır? Biçimcilik bir şeyi sanat yapan şeyin o şeyin biçimsel özellikleri olduğunu iddia eder. Bir eserin tarihsel bağlamı ya da eserin yaratıcısının hangi niyetle eseri yarattığının bir önemi yoktur. Önemli olan şeyler renk, şekil, çizgiler, ses, yapı, kalıp gibi biçimsel özelliklerdir. Biçimci görüş sanatı anlamlı biçim olarak tanımlar. Anlamlı biçim de bu sıraladığımız unsurlar gibi belli unsurların özgün birlikteliğidir. Morris Weitz'e göre diyor, sanatın yanlış anlaşılması ile ilgili saptamaları nelerdir? Morris'e göre sanatın yanlış anlaşılması ile ilgili saptamalar şöyle sıralanabilir. Sanatı tanımlayabilmek için kuram öne süremeyiz. Çünkü sanat zaten tanımlanamaz. Zorunlu ve yeterli koşulları öne süremeyiz. Çünkü sanatın zorunlu ve yeterli koşulları yoktur. Sanat kavramını kapalı bir kavram olarak değerlendiremeyiz. Çünkü sanat açık bir kavramdır. 20. yüzyılın sonlarına doğru geliştirilen sanat tanımları nasıl ele alınmıştır? 20. yüzyılın sonlarına doğru geliştirilen sanat tanımları sanatın öznel özelliklerini aramak yerine bağıntısal özelliklerini araştırmış ve bu doğrultuda sanatı karmaşık bağıntısal özellikler bütün olarak tanımlamıştır. Sanatın bu şekilde içsel özellikleri yerine dışsal özelliklerine yönelim özellikle Weitz'in özcülük karşıtı görüşünün etkisiyle olmuştur. Weitz'in belirttiği gibi sanatın özel bir tanımının yapılması olanaksızdır. Ne var ki buradan yola çıkıldığında sanatın tanımlanamaz olduğu sonucu çıkmaz. Sanat örneğin toplumsal, tarihsel ya da kuramsal doğasından yola çıkılarak tanımlanabilir. Sanat örneğin toplumsal, tarihsel ya da kurumsal doğasından yola çıkılarak tanımlanabilir. Bu tür bir tanımda bağıntısal olacaktır. Georg Dickin kurumsal sanat kuramı nedir? Dickin, Danton'un sanat dünyası görüşünden yola çıkarak kurumsal sanat kuramını ortaya atmıştır. Buna göre bir şeyin sanat olması için sanat adı verilen kurumla ilintili olması gerekir.
Dicke'ye göre sanat yapıtı bir sanat dünyasında sunulacak şekilde yaratılmış türden bir insan yapımıdır. Felsefi düşünmede karşımıza çıkan temel sanat kuramları nelerdir? Felsefi düşünmede karşımıza çıkan temel sanat kuramları şöyle sıralanabilir. Öykünmecilik, biçimcilik, duyguculuk, sezgicilik, istenççilik. Eleştirel önerme ne demektir? Eleştirmelerin dile getirdikleri yargıları eleştirel önermeler adı verilir. Bu tür önermelerde doğruluk ya da yanlışlık aranmaz, yapıda uygunluk aranır. Sanatın özünün bağıntısal olduğunu savunan başlıca felsefeciler kimlerdir? Sanatın özünün bağıntısal olduğunu savunan başlıca felsefeciler şöyle sıralanabilir. Arthur Danto, George Dicke, Levinson. Arthur Danto bazı nesnelerin sanat yapıtı sayılırken bazılarının sayılmamasını nasıl yorumlar? Danto'ya göre bir şeyin sanat sayılabilmesinde yapıtın algılanamaz özellikleri önemli olur. Bu algılanamaz özellikler sanat dünyası olarak nitelendirilir. Sanat dünyasının içine sokulmuş olmak bütün sanatların özünü oluşturur. Eğer bir sanatçı kendi eserleri için yeni bir yüklem belirlerse bu yüklem de sanatla ilintili olmaya başlayacak ve kimi yapıtlara uygulanabilecek, kimilerine de uygulanamayacak ve Danto'ya göre böylelikle sanat dünyası zenginleşmiş olacaktır. Sanatçı ve yapıt arasındaki ilişki nasıldır? Sanatçı ile sanat yapıtı arasındaki ilişkiye yaratıcılık adı verilir. Bu daha önce var olmayan bir şeyin ortaya çıkmasıdır. Sanatsal yaratma gerçek dünyadaki belirlenimcilikten kurtuluştur. Sanatçıların yaratıcı olmalarının en önemli nedeni yaşadıkları deneyimlere özgürce biçim verebilmeleridir. Levinson'a göre bir şeyin sanat yapıtı olması nasıl mümkündür? Levinson'a göre bir şeyin sanat yapıtı olabilmesi için bu yapıtın daha önce yaratılan yapıtlarla ilişkisinin olması gerekir. Bu ilişkide sanat dünyası yerine sanat tarihi ne gönderme yapmaktadır. Buna göre yeni yaratılan yapıtlar geçmişte yaratılan yapıtlarla olan ilişkiden dolayı sanat kabul edilir. Amerikalı sanatçı ve estetikçi Paul Ziff'in sanatı tanımlama konusundaki fikirleri nasıldır? Paul Ziff'e göre sanat yapıtlarının ortak özelliği yoktur. Ziff, tipik örnekler adı verilen bir görüşü savunmuştur. Önceden sanat yapıtı olarak kabul edilmiş yapıtlar yeni yapıtlar için tipik örnek oluşturabilirler. Buna göre yeni yapıtların tipik örneklerinin sahip olduğu özelliklerle olan benzerlikleri ortaya konabilir. Bu tek tek her sanat dalı için yapılmalıdır. Her sanat türünden bir tipik örnek seçilerek yapılabilir. Böylelikle sanat yapıtı kavramının farklı kullanımları tasvir edilebilir. İşlevselci görüşü savunanlara göre sanat nedir? İşlevselci görüşü savunanlara göre de sanat belli bir amaca hizmet etmektedir. Buna göre bir şey ancak bu amacı gerçekleştirirse sanat eseri sayılabilir. Bu amacın ne olduğu konusunda farklı yaklaşımlar olsa da genel kanı sanatın amacının hoş bir estetik deneyim sağlamak olduğunda birleşir. İşlevselci görüş sanatının değerini temel almakta, sanatın doğasında onun değerini görmektedir. Bu anlamda da bu tanım sanatı değerlendirmesel anlamıyla kullanmıştır. Sezgici düşünürlerden Kırk'a göre sanatta ifadenin önemi nedir? Sanat Korke'ye göre bir ifadedir. İfade ise amaç, duygu ya da düşünceyi duyusal bir arayışla ortaya koymaktır ve bunda yine kendisini ifade eden ve başkalarıyla iletişimde olan tarafından deneyimlenir. Bu anlamda lirik bir şiir, epik bir şiir birer ifadedir. Resimler, heykeller, mimar eserler birer ifadedir. Mondrea'ya göre bir eserin sanat eseri sayılabilmesi için ne gerekir? Ünlü estetikçi Monet'e göre bir şey ancak estetik deneyim yaşatabilme niyetiyle yapılmışsa sanat eseridir. İstenççiliği savunan David Parker'a göre yalnızca sanatı olan ait olan özellikler nelerdir? David Parker'a göre sanata ait olan özellikler şöyle sıralanabilir. Dilek ve arzuların cisimleşmesi, sanatın kamusallığını ortaya koyan dil, hayal gücüyle dili birleştiren uyum.
Duygusalculuk nasıl bir kuramdır? Duygusalculuğa göre ise sanatta önemli olan duygulardır. Bu görüşü savunanlar sanat yapıtlarını duyguların ifadesi olarak tanımlarlar. Sanat duyguların tuval gibi, taş, sesler ya da kelimeler gibi duysal araçlara aktarılmasıdır. Sanatın insanlık için nasıl bir amaca hizmet ettiği de bu görüş için önemlidir. Sanatın tanımlanması sonucuna Morris Weitz nasıl yorumlar getirmiştir? Çağdaş estetikçiler genel olarak sanat kurumlarının ve sanat tanımlarını başarısız bulmuşlardır. Bu eleştiriyi getiren düşünürlerden biri Morris Weitz'dir. Weitz, sanat nedir sorusunu terk edilerek yerine sanat kavramı ne tür bir kavramdır sorusunun sorulması gerektiğini iddia etmiştir. Buna göre estetiğin amacı bir sanat kuramı oluşturmak değildir. Amaç sanat kavramının dildeki kullanımını araştırmak olmalıdır. Weitz, Wittgenstein'den aldığı aile benzerliği kavramını kullanarak tüm sanatların paylaştığı ortak bir özün olmadığını, bunun yerine sanat yapıtları arasındaki benzerliklerin bulunması gerektiğini iddia etmiştir. Bir şeyin sanat olup olmadığına olgusal çözümlemelerle karar veremeyiz. Çünkü sanat açık bir kavramdır. Weitz'in görüşü her şeyin her şeye benzeyebileceği noktasında ve sanatı açık bir kavram olarak ele alma noktasında eleştiriye uğramıştır. Andy Warhol'un yapıtı olan Brillo kutuları hakkında Arthur Danto nasıl çıkarımlarda bulunmuştur? Arthur Danto 1964'te yazdığı Sanat Dünyası adlı makalesinde popüler kültürün ünlü Amerikalı sanatçılarından olan Andy Warhol'un yapıtlarından Brillo kutularının hangi gerekçelerle bir sanat yapıtı olarak kabul edildiğini tartışır. Yazıda şu soru sorulmaktadır. Eğer Warhol'un Brillo kutuları görünüşte olan bir Brillo kutularından ayırt edilemiyorsa nasıl oluyor da bir sanat yapıtı olabiliyor? Danto'ya göre bunun nedeni belli bir sanat kuramının olmasıdır. Sanat dünyası belli nesnenin birer sanat yapıtı olmasını sağlamaktadır. Bir sanat tanımının başarısız olmasının sebepleri nelerdir? Bir sanat tanımının başarısız olmasının sebepleri nelerdir? Bir sanat tanımının başarısız olmasının sebepleri şöyle sıralanabilir. Tüm sanat yapıtlarının sahip olmadığı bir özelliği sıralamak, yalnızca sanat yapıtlarıyla sınırlandırılamayacak bir özellikler kümesi tanımlamak. Öykünmecilik nasıl bir kuramdır? Öykünmecilik ya da taklitçilik Platon'la başlamış ve 18. yüzyıla kadar da önemli olmuş bir kuramdır. Bu kurama göre sanat yaşamı yansıtır. Aynı zamanda nesnenin temsil edilmeleri anlayışına da dayanmaktadır. Öykünmeci kurama göre sanat doğayı taklit etmektedir. Ancak kimi durumlarda doğanın da sanatı taklit ettiği iddia edilebilir. Öykünmecilik kuramı başka hangi şekillerde anılmaktadır? Öykünmecilik kuramı aşağıdaki şekillerde anılmaktadır. Taklitçilik kuramı, mimetik sanat kuramı, yansıtmacı kuram, temsilci kuram. 18. yüzyılda taklit kuramlarının etkisini yitirmeye başlamasının sebepleri nelerdir? 18. yüzyılla birlikte taklit kuramları yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlamış, sanatçının nesnelere öykünmek yerine yaratıcılığının önemli olduğu, sanat etkinliğinin özgün yapıtlar üretmek olduğu iddiaları ağırlık kazanmıştır. Danto'ya göre örneğin Sokrates'in zamanında ve sonrasında sanatçılar taklit üretmekle haşır neşirken 19. yüzyılda fotoğrafçılığın icat edilmesiyle birlikte öykünmeci kuramın yetersizliği de anlaşılmıştır. 18. yüzyılda romantik akımın ortaya çıkışı da sanat anlayışının değişmeye başlamasında önemli bir rol oynamıştır. Nitekim romantizm aydınlanma çağının aristokrat değerlerine karşı çıkmış, sanayi devriminin karşısında da güç kazanmıştır. İşte bu türden karşıt hareketler ve icatlar felsefi düşüncede de farklı sanat kuramlarının oluşmasının yolunu açmıştır. Tasarlama sürecinin aşamaları nelerdir? Tasarlama sürecinin aşamaları şöyle sıralanabilir. Zihinde tasarladıktan sonra oluşturma, oluştururken tasarlama. Aynı zamanda bir izleyici de olan sanatçı bu bağlamda ne yapmak zorundadır? Bir sanatçı içinde bulunduğu çağda yaratılan yapıtları, savunulan görüşleri takip etmek zorundadır. Başka bir deyişle sanatçı kendisini
her şeyden soyutlayarak, kendi köşesine çekilerek sanatçı olamaz. Sanatçı ancak bir sanat dünyası içerisinde sanatçıdır. Sanat dünyasının sanatçı ve yapıt üzerinde nasıl etkileri vardır? Sanatçı ancak bir sanat dünyası içerisinde sanatçıdır. Bu anlamda da geçmişte sanat eseri olarak kabul edilmemiş bir eser çağımızda kabul edilebilir ya da bugün eleştirmenlerce benimsenmiş bir yapıt sonraki dönemlerde oynadığı merkezci rolü kaybedebilir. Yapıtlar yaratıcıları ölse ve izleyicileri de sürekli değişse bile bir şekilde var olmaya devam ederler. Ancak kendilerine verilen değer değişebilir. Bu anlamda sanat dünyasının merkezci bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu durum sanatın değişken yapısını da ortaya koymaktadır. Sanat kavramı değişken içeriği nedeniyle pek çok farklı şekillerde tanımlanabilmektedir. Bir sanat eseri için izleyici gerekli midir? İlk söylenmesi gereken şey yapıtın mutlaka bir izleyici gerektirdiğidir. Sanatçının kimseye göstermeyeceği niyetiyle yaratmaya girişebileceği olası yapıt bile örtük olarak bir izleyiciyi varsayar. Yapıtın ortaya çıkması için sanatçının varlığı ve etkinliği ne kadar gerekliyse yapıtın yaşam bulması, değerlendirilmesi ve yorumlanması için izleyicinin varlığı ve etkinliği de o kadar gereklidir. Sanat eseri Toussaint'in ifadesiyle görülmek için kendini sunan bir nesnedir. Bir doğa manzarası potansiyel olarak estetik niteliklere sahip olabilir ancak bu manzaranın estetik bir nesne olması için bakan birinin olması gerekir. Yani estetik insanların nesnelere tepki verme biçimiyle ilgilidir. Başka bir deyişle sanat yapıtı ancak izleyicilerin vereceği tepkilerle sanat yapıtına dönüşebilir. İstençlik yani iradecilik nasıl bir kuramdır? İradecilik ya da istenççiliği diğer kuramlardan ayıran en önemli yön sanatın basit bir şekilde tanımlanamayacağının savunulmasıdır. Basit bir sanat tanımları sanat için geçerli oldukları gibi sanat olmayan şeyler için de geçerli olabilir. Bu nedenle önemli olan sanatın karmaşık özelliklerini ortaya koyabilmektir. Yaratıcılığın başlıca aşamaları nelerdir? Yaratıcılığın başlıca aşamaları şöyle sıralanabilir. Etkilenme, tasarlama, tamamlama. Duygucular göre bir eseri sanat eseri kılan koşullar nelerdir? Duygucular göre bir eseri sanat eseri kılan koşullar şöyle sıralanabilir. İzleyicisinde bir takım duyguları deneyimlemesine neden oluyorsa, yaratıcısı tarafından tam da bunun için amaçlandıysa, yaratıcısı ortaya çıkan duyguları kendisi de yaşadıysa. Yapıtın ortaya çıkması ve sergilenmesi sürecinde sanatçı, yapıt ve izleyici arasında nasıl bir ilişki vardır? Tamamlama aşamasıyla yapıt izleyici karşısına çıkmaya hazır nesneye dönüşür ve izleyicinin sanat yapıtıyla olan ilişkisi başlar. Yapıtın ortaya çıkması için sanatçının varlığı gerekliyken yapıtın yaşam bulması, değerlendirilmesi, yorumlanması için de izleyici gereklidir. Sanat eleştirmenleri kimlere denir? Eleştirmenler de izleyici kitlesinin bir parçasıdırlar. Hatta kimi zaman sıradan bir izleyicinin de bir eleştirmen gibi davrandığını söyleyebiliriz. Yine de bir eleştirmen izleyiciyle sıradan bir izleyici arasındaki temel fark eleştirmenin sanat yapıtını işi olarak değerlendirmesidir. Eleştirmen bir sanat yapıtı hakkında yazıp çizen ve konuşan kişiye denir. Eleştirme yapıtın iyi ya da kötü olduğunun ötesinde bir şeyler söylemeyi gerektirir. Osmanlı'da düşünce hayatı ve felsefe, İslam dünyasında düşünce hareketi kaç alan ve akım halinde ortaya çıkıp gelişmiştir. İslam dünyasında düşünce hareketi, kelam, tasavvuf ve felsefe olarak 3 ayrı alan ve akım halinde ortaya çıkıp gelişmiştir. Kelam, tasavvuf ve felsefe arasındaki ilişki Gazali ile birlikte nasıl farklı bir yapıya doğru evrilmiştir? Gazali, kelamcılara, batinilere, sufilere ve filozoflara yönelik olarak dini ve toplumsal gerekçelerle geliştiği ve epistemolojik zeminde şüpheci bir tavırla yürüttüğü hesaplaşma neticesinde filozofların mantığı ve sufilerin keşfini güvenilir birer yöntem olarak tescil ve ilan etmesi İslam düşüncesi için bir dönüm noktası olmuştur. Gazali, kelam, tasavvuf ve felsefe arasında adeta yetki ve alan paylaşımına dayalı bir işbirliğinin yolunu açmış olmuştur.
Gazali'ye göre kelam, tasavvuf ve felsefe arasındaki işbirliği nasıl olmalıydı? Gazali'ye göre yöntemi yetersiz olan kelam ve diğer dini ilimler mantık zemininde felsefe ile buluşmalı, metafizik ve değerler alanında iş görme yeterliliği olmayan felsefe ise bu konuda vahiy kaynaklı din ve keşfe dayalı tasavvufa başvurmalıdır. Gazali kelam, tasavvuf ve felsefe arasındaki işbirliği ve ürünlerine dair örnekleri hangi eserinde bizzat göstermeye çalışmıştır? Gazali kelam, tasavvuf ve felsefe arasındaki işbirliği ve ürünlerine dair örnekleri İtikatta Orta Yok ve Nurlar Feneri gibi bazı eserlerinde bizzat göstermeye çalışmıştır. Kelam ve felsefe kaynaşmasını tam olarak gerçekleştiren kişi kimdir? Bu kişi Fahrettin Razi'dir. Tasavvuf ile felsefeyi tam anlamıyla kaynaştırmayı başaran kişi kimdir? Bu kişi ise Muhyiddin İbn-i Arabi'dir. Fahrettin Razi önceki kelamcılardan farklı olarak ne yapar? Aslında bir eşari kelamcısı olan Fahrettin Razi temel amaçlarından biri İslam inanç ilkelerine aykırı görülen telakkilere ve bu arada felsefeye daima olumsuz yaklaşıp reddeden geleneksel kelamcı tavrın dışına çıkar. Önceki kelamcıların yaptığı gibi felsefi sadece eleştirip reddetmek yerine ortak problemlere ilişkin olarak çeşitli kelam ve felsefe okullarınca ortaya konulan çözümler karşısında seçici eklektik bir yaklaşımla tercihler yapacağını ve bu arada kendi görüşlerini ortaya koymaktan da geri durmayacağını açıkça ifade eder. Razi hangi eserlerinde nasıl bir şekilde kelam ve felsefeyi harmanlamıştır? Razi el Mebahisul Meşrikiye adlı eserinde felsefe problemlerini kelamcı tavrıyla el Muhassal'da ise kelamın meselelerini filozof ile irdeleyerek kelam ve felsefeyi harmanlamıştır. Razi'nin 3 ama bölüm halinde düzenlediği el Mebahisul Meşrikiye'de ele aldığı konular nelerdir? Genel meseleler, varlık ve mahiyet, birlik ve çokluk, imkansızlık ve imkan, öncesizlik ve sonradanlık. Mümkün, zorunsuz varlıkların kısımları, bu bölümde İbn-i Sina'nın aktardığı şekliyle Aristo fiziğinin konuları mantıktaki kategoriler bağlamında irdelenir. Buna göre mümkün varlıklar önce cevher ve araz şeklinde ikiye ayrıldıktan sonra nicelik, nitelik, görelilik, yer, zaman, iyilik, etki ve edilgi bütün boyutlarıyla ayrıntılı olarak incelenir. Ardından cevher olarak görülen isimler ve halleri, etkiler ve edilgiler, cansız varlıklar, astronomi, meteoroloji ile insan fizyolojisi, psikolojisi ve akıl ele alınır. Metafizik, ilahiyat, zorunlu varlığın varlığı ve birliği, cevher ve araz olmadığı sıfatları, fiillere, vahiy ve peygamberlik. Üçüncü bölüm dışında işaret edilen konulardan yalnızca birinci bölümün son iki başlığı yani öncesizlik ve sonradanlık geleneksel kelamın da meselesi olup bu hacimli eserin çok büyük bölümü felsefe problemlerine ayrılmıştır. 10. Razi'nin 4 ana bölüm halinde planladığı El Muhassal'de nelerden bahsedilmektedir? Birinci bölümde önceki kelamcıların eserlerinde birinci problem olarak en başta ele aldıkları bilginin imkanı, edinme yolları ve değerin meselesini Razi, bir bakıma filozofların epistemolojisi konusundaki mantık disiplini çerçevesinde ele alır. Buna göre birinci mukaddimede kavramlar, tasavvurat ve önermeler, tasdikat, ikinci mukaddimede akıl yürütme nazar, üçüncüsünde de kanıt delil ve çeşitleri irdelenmiştir. İkinci bölümde bilinenler malumat ana başlığı altında kelamcıların ortaya koyduğu var olan, yok olan, mevcut, madum ve öncesiz sonradan kadim hadis kavram çiftleriyle filozofların kullandığı zorunlu zorunsuz, vacip mümkün, birlik çokluk, sebep sebepli ve cevher raraz kavramlarından hareketle varlık sorunu ve
var olanlar incelenir. 3. bölüm kelamın klasik konuları olan Tanrı'nın varlığı, birliği, sıfatları ve fiilleriyle bazı metafizik kavramlara ayrılır. 4. bölümde hem kelamcıların hem de filozofların peygamberlik, vahiy, mucize, ölüm, ötesi hayat ve hilafet meselesine ilişkin görüşleri tartışılmıştır. Şimdiki sorularımız ise siyaset felsefesiyle ilgili. Hobbes ve Locke'un hipotetik doğa durumu ve toplum sözleşmesiyle ilgili görüşlerini açıklayınız. Hobbes doğa durumundaki insanla ilgili olarak olumsuz görüşlere sahiptir. Hobbes, özü itibariyle bencil olan insanın herkesin istediğini yapabildiği ve eşit olduğu doğa koşullarında düzenli ve barışçıl bir toplum yaratamayacağını belirtmiştir. Bu durumun farkında insanlar kendi varlıklarını güven içerisinde sürdürebilmek için toplum sözleşmesi yoluyla doğa durumundaki bir takım hak ve özgürlüklerinden feragat ederek kolektif düzeni kurmuşlardır. Sözleşmenin ürünü olan toplumun varlığını devam ettirebilmesi için ise sözleşmenin üstünde bulunan yönetici bir güce, yani devlete ihtiyaç vardır. Locke ise doğa durumundaki insanla ilgili olumlu görüşlere sahiptir. Bu görüşe göre doğa durumunun iyi ya da kötü olmayan insan Tanrı'nın yasalarına uyarak eşitlik, özgürlük ve barış içerisinde yaşamaktadır. Ancak bu düzen içerisinde düzen tehdit eden insanların varlığı sebebiyle ortaya çıkan potansiyel savaş tehdidi, politik bir otoriteye duyulan ihtiyacı artırmıştır. Bu durumda insanlar düzenlerinin bozulmaması, adil ve barış içinde bir toplum olarak yaşayabilme için toplum sözleşmesine ihtiyaç duymuşlardır. Bu durumda sözleşmenin işlemesi için gerekli olan üst merci de bulunan devlet, insanın hak ve özgürlüklerini korumakla görevlidir. Anarşizmin devlete tamamen karşı çıkmakta kullandığı argümanları açıklayınız. Devlete tamamen karşı çıkan anarşizm bu görüşünü temellendirmek için 3 temel argüman geliştirmiştir. Bunlardan ilki William Golbin tarafından öne sürülmüştür. Bu argümana göre devlet insan mutluluğuna zarar veren sağlamadığı ve rekabet sınırlarını zorlayarak eşitsiz ve düşman sınıfından oluşan bir toplumun ortaya çıkmasına sebep olduğu için zararlı bir kurumdur. Yine Goldwyn tarafından üretilen ikinci argüman, devletin insanın kişisel gelişimini kapsayan yetkinleşebilme sürecine verdiği zarar üzerinden temellenir. Devlet, doğrudan müdahale yoluyla itaat tavrının gelişmesini sağlayarak ya da eşitsiz sınıf ilişkileri yoluyla bir sınıfı diğer sınıfın kölesi haline getirerek insan özelliğinde telafisi mümkün olmayan yaralar açar. Bu sebeple gerçek insanın önünde bir engel olan devlet yıkılmalıdır. Üçüncü argüman ise doğaya ilişkin olan ya da doğadan türetilen bir ahlak esasına dayanarak devlete karşı çıkar. Doğal hukukun formu ve içeriği konusunda farklılıklar gösteren anarşistler arasında Lev Tolstoy, Tanrı'nın evrensel kardeşlik düşüncesini ve kişinin komşusunu sevmesi gerektiğini bildiren buyruğun gerçekleşebilmesi için ulusal kemikler ve sınıfsal ayrımlarla insanların arasında anlaşılmaz engeller koyan devletin yıkılması gerektiğini belirtir. Piotr Kropotkin ise evrimsel gelişmede rekabetin değil dayanışmanın esas olduğunu belirtmiş ve devletin insanların bu temel yasaya uymasına engel olduğu için yıkılması gerektiğini vurgulamıştır. Muhafazakar ve sosyalistlerin devlete bakış açısı nasıldır? Muhafazakarlık devletten yana olan bir ideolojidir. Bu ideoloji bireyin devlete itaat alışkanlığı ve sadakati olmadığında aile, sivil toplum ve düzenin de olamayacağını sanır. Bu açıdan bakıldığında muhafazakarlığın devlete önceleyen bir yaklaşımı vardır. Ancak devlet sınırları olmayan bir güce hakim değildir. Aile, din ve geleneklere karşı duyarlı olan zekarlık ideolojisi bu duyarlılığı sebebiyle devletin yaralık getirmektedir. Toplumun her alanının devlet eliyle siyasallaştırılmasına ve toplumun devlet tarafından dönüştürülmesine karşı çıkar. Sosyalizmin devlete yaklaşımı olumsuzdur. Sosyalist bakışa göre devletin görevi egemen sınıfın çıkarlarını temsil edip korumaktadır. Bu durumda
devlet toplumun ortak çıkarlarını değil, egemen sınıfın çıkarlarını temsil ettiği için statükonun devamını sağlayan bir araç konumundadır. Sosyalist bir bakış açısı devletin herkesin çıkarlarını temsil eden bir kuruma dönüştürülmesi gerektiğini sanır. Ancak bu dönüşüm devletin yargı ve silah güçlerine hakim olması sebebiyle barışçı yollardan gerçekleştirilemez. Kapitalist devletin olması toplumun tüm sınıfların iyiliği için gerekliyken kapitalist devleti yıkacak, işçi ve burjuvaziyi özgürleştirecek olan sosyalist devletin kurulması gerekir. Sosyalizm kapitalist devlete karşı olsa da sosyalist devletin kurulmasının gerekliliğini vurguladı ve bu devlet biçimini olumladığı için devlete tamamen karşı bir ideoloji değildir. Devletin temel özellikleri nelerdir açıklayınız. Devletin temel özelliklerinden biri belli bir coğrafya üzerinde mutlak egemenliğe sahip olmasıdır. Başka bir deyişle devletin otoritesi hakim olduğu coğrafya üzerindeki herkesi kapsamaktadır. Devletin diğer temel özelliği otoritesinin meşruiyet zemininde güç kullanarak tahsis eden bir örgüt olmasıdır. Devletin sivil toplumdan ayrıldığı alan olan kamusallık, kamusal hayatın örgütlenmesinden sorumlu kurumlar bütününe hakim olan devletin kontrolü altındadır. Başka bir deyişle devlet kolektif kararlar alıp uygulamaya koyma yetisine sahiptir. Aldığı kararların uygulanması da devlet otoritesinin zorla desteklenmesine ve itaatsizlik halinde cezalandırılmasına dayanır. Bu anlamda pozitif hukukun kurucusu olan devletin hükmettiği sınırlar içerisinde yaşayanlar onun otoritesini kabul etmek zorundadır. Buna ek olarak devletin toplumun çıkarlarını ve ortak iyiyi yansıttığı düşüncesi, yani devletin kulluğu, devletin elinde olan hukuki ve silahlı gücü kullanılmasına da zemin hazırlar. Siyaset bilimi ile siyaset felsefesi arasındaki farkları madde halinde sıralayınız. Siyaset bilimi ile siyaset felsefesi arasındaki farklar şu şekildedir. 1. Siyaset bilimi olan ve mevcut kurum ve ilişkileri ele alırken siyaset felsefesi iyi bir sosyal hayatın nasıl olması gerektiği hakkında vizyon geliştirmeye çalışır. 2. Siyaset bilimi olan ile ilgilenen bu sebepten normatif olmayan bir bilim iken siyaset felsefesi olması gereken ile ilgilenen başta etik olmak üzere felsefenin diğer dallarıyla yakından alakalı normatif bir disiplindir. 3. Siyaset felsefesi siyaset biliminin ele aldığı süreç ve problemler yaşandıktan sonra siyaset biliminin doğası gereği açıklayamadığı konuları ele alır. Bu sebeple siyaset felsefesi ikinci düzey bir etkinliktir. Rousseau'da doğa durumundan toplum sözleşmesine geçişin açılmalarını yazınız. İnsan doğa durumundayken iyi, özgür ve mutludur. İnsanda kendi türüne karşı sempati ve merhamet içgüdüsü bulunmaktadır. İnsan ihtiyacı olmadığı bir şeye gözünü dikmez. Doğa durumu, burası benim diyen insanın mülkiyet talebiyle bozulmuştur. Mülkiyet haklarını korumak üzere kurumlar tesis edilmiştir. Bu aşamadan sonra doğa durumuna dönmek mümkün ve anlamlı değildir. İnsanın doğal özgürlük kaybı, sivil ve ahlaki özelliklerin kazanımı ile dengelenir. Bu süreç sonunda insan dürtüler tarafından değil akıl ve ödev verilen bir varlık haline gelir. Sonuç olarak bütün varlığıyla toplum sözleşmesine katılan insan kendini genel iradeye tabi kılarken mutlak bir eşitlik de elde etmiş olur. Muhafazakarlığın kurucu babalarını sarılayınız. Edmund Burke, Alexis, Joseph, Maistre, Hegel. Siyaset felsefesi nedir? Felsefenin siyaseti, politik hayatı oluşturan kurumları konu alan, politik toplumları inceleyen dalına siyaset felsefesi denir. Siyaset felsefesi, insanın toplumla ve politik otorite ile nasıl bir ilişki içinde olması gerektiği sorusuyla başlar. Farklı yönetim ve sosyal varoluş biçimlerini ele alır. Mevcut kurum ve sosyal politik ilişkileri analiz etmede başvurulacak bir takım standartlar ortaya koymaya çalışır. Bu çerçevede siyaset felsefesi devleti, siyasal iktidarı, iktidarın meşru
meşruiyetini, yönetim biçimlerini, birey-devlet ilişkilerini ele alır. Devletin gerekliliğini vurgulayan ideolojilerle devletin tamamen yıkılması gerektiğini savunan ideolojiler nelerdir? Sıralayınız. Devletin gerekliliğini savunan ideolojiler faşizm, sosyalizm, liberalizm, muhafazakarlık, devletsiz bir düzeni savunup devlet anlayışının terk edilmesi gerektiğini vurgulayan ideolojiler anarşizm. Modern devleti tanımlayınız. Modern devlet mutlak bir egemenliğe sahip olan güç ya da kurumlar bütün olarak tanımlanır. Modern devlet sivil toplumun karşısında duran, insanı kontrol edip düzene sokan meşru roller kümesinin belirlediği sabit politik sistemdir. Bu anlamda modern devlet hükümetten daha fazlasıdır. Bölünmemiş merkezi bir iktidar yapısına işaret eden modern devlet, toplumun üzerinde yer alan sınırlanmamış iktidarı ifade etmektedir. Siyaset felsefesinin konu ve programları nelerdir açıklayınız. Siyaset felsefesinin konu ve programları iki şekilde sınıflandırılabilir. Bunlardan biri lokal ve evrensel problemler. Evrensel problemler çağlar boyunca değişmeyen ve siyaset felsefesinin ilgi alanı içerisinde kalan soru ve problemlerdir. En iyi yönetim şeklinin ne olduğu ve kimin yönetmesi gerektiği soruları ile politik düzenin devlet veya siyasal iktidarın hangi değer üzerine inşa edilmesi gerektiği konusu evrensel problemlere örnektir. Evrensel problem yanında çağdan çağa değişen konu ve problemler de siyaset felsefesinin lokal problemlerini oluştururlar. Ahlak-siyaset ilişkisi, politik otorite ile din, devlet ve kilise arasındaki ilişkinin nasıl olması gerektiği sorular problemlere örnektir. İkinci olarak siyaset felsefesinin konu ve problemleri normatif ve kavramsal problemler olmak üzere ikiye ayrılabilir. Buna göre devletin nasıl oluşturulması gerektiği sorusu siyaset felsefesinin evrensel problemlerinden biridir. Bu problemin girişinde ise onu meşrulaştıracak veya devletin kararlarına rehberlik etmesi gereken genel ilkelerin ne olduğu sorusu bulunur. Bu sorudan cevaplanabilmesi için eşitlik, özgürlük, adalet, ihtiyaçlar, kamusal çıkar, haklar, benzeri kavramların siyaset filozofu tarafından analiz edilip açıklanması gerekir. Bu da siyaset felsefesinin kavramsal problemlerini oluşturur. İkinci olarak ise siyaset filozofunun en iyi yönetim biçimi nedir? Sosyal adalete ulaşmak için hangi ilkelerin benimsenmesi gerekir? Toplumsal istikrarı temin etme sürecinde hukukun rolü ve kapsamı ne olmalıdır? Benzeri normatif soruları yanıtlamasını mümkün kılacak temel ilkeleri ortaya koymasını gerektiren problemlere ise normatif problemler denir. Komünoteryanizmin pozitif ve negatif boyutlarını tartışınız. 1980 ve 1990'lı yıllarda ortaya çıkan komünoteryanizm cemaatinde tutmaktadır. Negatif komünoteryanizm diğer adıyla cemaatçilik, bireycilik karşıtlığıyla karakterize edilir. Negatif komünoteryanizm liberal bireyciliği bireyi öne çıkarırken bireysel özgürlükten daha değerli olan kimlik ihtiyacına duyarsız kaldığı için eleştirir. Cemaat en genel anlamıyla belli bir mekandaki insan topluluğunu ifade eder. Ancak terimin politik düşüncedeki kullanımı toplumsal grup, çaba ve işçi grupları gibi kolektif bir kimliğe sahip olan topluluklara gönderme yapmaktadır. Cemaati belirleyen sadakat ve görev bağlılığı, devletten ziyade sivil toplum veya cemaati bireysel hayata bir amaç yükleyen, bireylerin kendi doğalarına uygun olarak gelişmelerini temin eden bir anlam ve değer kaynağı olmaları sebebiyle en üst düzeye taşır. Bu anlayışa göre bireyi birey yapan içine doğduğu somut ahlaki, politik ve toplumsal bağlamdır. Bu anlamda toplumdan soyutlanmış bir kişinin tanınması imkansızdır. Bu sebeple liberalizmin en büyük hatası bireyi toplumdan soyutlanmış ve asosyal bir kişi olarak görmesidir. Komünoteryanizme göre komünal iyinin sosyal değerlerin bireysel haklardan önce gelmektedir. Kamusal ve komünel iyiler ise ancak cemaat hayatının pratiğine yükleşebilir.
tarihsel ve bireysel kişinin merkeziliğini vurguladığı için komünoteryanizm yalnızca liberalizm ile değil aynı zamanda sosyalizm, Marksizm gibi kolektivist görüşlerle de mesafelidir. Pozitif komünoteryanizm ise iki farklı teze dayanmaktadır. Bunlardan ilkine göre insan hayatı cemaatin değerlerine göre yönlendirilip şekillendirildiğinde daha iyi ve nitelikli bir hayat olmaktadır. Bu durumda cemaatin değerleri tarafından şekillenen birey toplumun cisim bulmuş haline dönüşmektedir. Bu sebeple günümüz dünyasında cemaatin değerlerinin düzenlenmesi gerekliliği kaçınılmazdır. Komünoteryanizm veya cemaatçiliğe göre değerleri yukarıdan aşağıya dayatılması ya da bireyin devlete tabi kılınmasının başarısız yollar olduğu deneyimlenerek öğrenilmiştir. Bu yollardan ziyade komünoteryanizmin amacı toplumsal sorumluluk ve ahlaki yükümlülüklerden azade bireylerin sadece kendi istek ve çıkarları doğrultusunda hareket etmek veren modern toplumda siyaset düşüncesindeki bozukluğu düzeltmektir. Demokrasinin türlerini detaylı bir şekilde açıklayınız. Demokrasi halkın halk tarafından halk için yönetim olarak tanımlanmaktadır. Demokrasinin halkın halk tarafından yönetilmesi ilkesine dayanan biçimi doğrudan demokrasidir. Milattan önce 5. ve 4. yüzyıllarda eski Atina'da uygulanan köleler, çocuklar ve kadınlar hariç tüm vatandaşların politik karar alma süreçlerine dahil edildiği doğrudan demokrasi sivil toplum ve devlet ayrımını aşan bir yapıya sahiptir. Doğrudan bütün yurttaşların karar alma süreçlerine katılmasını sağladığı için yurttaşların kendi kaderini tayin etme hakkını en çok destekleyen demokrasi türüdür. Nüfusun olduğu uzmanlaşmanın arttığı modern dünyada uygulanan demokrasi biçimi ise temsili demokrasidir. Bu demokrasi türünde halkın iradesinin yönetimde belirleyici güç olarak muhafaza edilmesi amacıyla temsil kurumu işletilir. Yani tek tek bütün yurttaşların politik karar alma süreçlerine doğrudan katılması yerine halkın kendi kendisini yönetme hakkı temsilcilerine devredilir. Doğrudan demokrasiyle kıyaslandığında temsili demokrasi sınırlı ve dolaylı bir demokrasi türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Demokrasinin yalnızca belli yapılan seçimler üzerinden işlemesi onun sınırlılığını halkın politik karar alma süreçlerine bizzat değil seçtiği temsilciler yoluyla katılması da onun dolaylılığına işaret etmektedir. Bu demokrasi türündeki en büyük sorun yetki verilen temsilcilerin profesyonel politikacılar olmaları sebebiyle verilen yetkiyi istismar etmeleri ve kötüye kullanabilmeleridir. Buna ek olarak seçim aralıklarının uzun olması halinde temsilcilerin halk tarafından denetlenmesi ve cezalandırılması da zorlaşır. Siyaset felsefesinde tartışılan rasyonalizm, irrasyonalizm zıtlığını açıklayınız. Siyaset felsefesinin epistemolojiyle yakınlaştığı nokta aklın siyaset felsefesindeki rolü noktasıdır. Rasyonalizm zıttı ise bu noktada belirtmektedir. Politik rasyonalizm toplum düzeninin kurulmasında aklın etkin bir rol oynadığını savunmaktadır. Toplumsal düzenin oluşturulmasında bireylerin sosyal ya da kültürel değerlerinden ziyade evrensel aklın etkinliği ön plandadır. Rasyonalizmin liberalizmin insan davranışının rasyonel olduğu varsayımı üzerinde yükselen ekonomi modelinde ya da rasyonel tercih teorisinde ve sosyalizmde cisimleştiği söylenebilir. İrrasyonalizm ise toplumsal meselelerde akıl yerine kültürel ve dini değerleri ön plana çıkarır. Buna ek olarak irrasyonalistler aklın evrenselliğini de eleştirmektedirler. Onlara göre aklın evrenselliği Batı kültürünün rasyonalizasyonundan ve meşrulaştırılmasından ibarettir. Liberal demokrasi ve halk demokrasisi kavramlarını açıklayınız. Liberal demokrasi ve halk demokrasisi ayrımı politik kararların kim tarafından alındığı ölçütüyle kararların kimin çıkarlarına hizmet ettiği ölçütü arasındaki ayrıma dayanmaktadır. Liberal demokrasi politik kararların kim tarafından alındığına odaklanır. Kapitalist toplumlarda görülen liberal demokrasideki liberal bireylerin özgürlükleriyle
çıkar gruplarının özelliğinin temele alınması ve devletin sınırlı yönetim ilkesine dayanmasını ifade ederken demokrasi, rıza, toplumsal uyum ve eşitliği ifade etmektedir. Liberal bakışa göre mülkiyet haklarına dayanan sivil toplum devletin yetkilerini sınırlandırmalıdır. Çünkü kontrol altında tutulmadığında devlet bireylere karşı güç ve zulüm uygulama eğilimindedir. Liberal demokrasinin en önemli özelliklerinden biri de düzenli, açık ve rekabetçi bir seçim sistemiyle halkın siyasetçilerine hesap sorabilme kapasitesinin güvence altına alınmasıdır. Bu anlamda çoğulculuk liberal demokrasinin önemli bir parçasıdır. Sovyet modelindeki komünist rejimden türetilen halk demokrasisi ise Alman kararlarının kimin çıkarına hizmet ettiğine odaklanır. Halk demokrasisini savunan Marksistler, liberal demokrasi burjuva ve kapitalistler için demokrasi inşa ettiği gerekçesiyle eleştirirler. Demokrasinin gerçek amacı kaynakların eşit dağıtımıyla toplumsal eşitliği sağlamak olmalıdır. Bu durumda devletin halkın çıkarlarını temsil eden önce bir partinin yönetimi altında olması gerekmektedir. Halk demokrasisi anlayışı işte bu öncü parti ve entelektüellerin kontrol altındaki demokratik bir devletin halkın kendisi gerçek çıkarlarının nerede olduğundan gerçek çıkarlarını yansıtma zorunluluğuna dikkat çeker. Demokrasinin üzerinde yükseldiği eşitlik, özgürlük ve rekabet değerlerini tartışınız. Seçimler demokrasinin işlendiğinin en önemli göstergesi olarak kabul edilmiştir. Seçimlerin özünde ise yöneticilerin yönetilenler tarafından seçilmesi yatmaktadır. Bu seçimlerde herkesin oy hakkına, yani seçme hakkına ve seçilme hakkına sahip olması eşitlik ilkesine dayanmaktadır. Başka bir deyişle eşitlik ilkesi bütün yurttaşların yöneticilerini seçme bakımından eşit hakka sahip olduğunu belirtir. Özgürlük ilkesi ise halkın serbestçe seçimler yoluyla özgürleştirilmesidir. Halk bir yandan yöneticilerini seçme yetkisine sahipken diğer yandan yurttaşların yasalar tarafından tanımlanan bir takım hak ve özgürlükleri bulunmaktadır. Sivil, politik ve kişisel hakları yasalar tarafından korunan özgürlüklerin birinci kategorisinde oluşturulmaktadır. Bu kategoride düşünce ve ifade özgürlükleri bulunmaktadır. İkinci kategoride mülkiyet, eğitim, sağlık ve benzeri haklardan oluşan sosyal ve ekonomik haklar bulunmaktadır. Son olarak dilsel, dini ve kültürel haklar da demokratik devlet tarafından koruma altındadır. Rekabet değeri ise özellikle seçimlerle iş başına gelecek olan kadroların halka hizmet için bir yarış içerisinde olmalarına dayanır. Bu rekabet ortamında seçilecek kişiler liyakat ve başarı esasına göre seçilirler. Demokrasi ve kusurlarını sıralayınız. Demokrasinin meziyetleri şu şekilde kullanılabilir. Hataları telafi etme imkanının bulunduğu yegane şeklidir. Bireylere kendi kaderlerini tayin etme hakkı vermektedir. Demokrasi adaleti sağlayan bir yönetim biçimidir. Demokrasi farklı tarzların meşruiyetine inanmaktadır. Demokrasinin kusurları ise şu şekilde sıralanabilir. Demokrasi sosyal dayanışma duygusunu ön plana çıkarmaktadır. Demokraside azınlıklar çoğunluk tarafından yönetilme veya kontrol edilme anlamında hürriyetten yoksundurlar. Liberalizmi siyaset felsefesinin metafiziksel boyutuyla ilişkili olarak açıklayınız. Liberalizm bireyi temel alan ideolojidir. Yani liberalizmin özünde bireycilik bulunmaktadır. Bu sebeple birey hem toplumdan daha gerçektir hem de ondan önce gelir. Liberalizmin olumlu insan doğası hakkındaki kabulleri İngiliz düşünür Locke'ye dayanmaktadır. Bu görüşe göre insanların doğuştan getirdiği hiçbir düşünce yoktur. Çevre, yetişme koşulları ve deneyim insanı bir bütün olarak şekillendirmektedir. Klasik liberalizmde birey çoğu zaman kendi içine kapalı, diğerlerinden yaratılmış yalnız bir varlık olarak anlaşılmaktadır. Bu sebeple bireysel arzu ve çıkarlar ön plandayken akıl bu amaçlara erişebilmenin bir aracı olarak görülmektedir. Bireyin amacı kendini gerçekleştirebilmesidir. Bu nedenle bireyi sınırlandıracak politik ya da moral bir öğreti olamaz. Bu durumda kişinin bu öğretiler için ya da bir kurgu olan toplum için konusu değildir. Rasyonel bir hayat kişinin kendisini gerçekleştirdiği bir hayat olduğuna göre böyle bir hayat ihtimalini en yüksek düzeye
düzenleme biçimi serbest pazar ve dolayısıyla kapitalizmdir. Liberallerin hedeflediği toplum ödülün çok çalışma esasına dayanarak liyakata göre dağıtıldığı bir toplumdur. Modern liberalizm kapitalizme göre devlete karşı daha olumlu bir tavır sergilemektedir. Çünkü devlet müdahalesi bireyleri sosyal kötülükten koruma işlevini yerine getirmektedir. Yine devletin bireysel hak ve özgürlükleri güvence altına alması gerekmekle beraber devlet alana karışmamalı ve toplum içinde var olan çeşitli dini, kültürel ve etnik gruplara karşı yansız davranmalıdır.